Hadi bakalım benim kuzucuklarım. Kalkın hadi. Hadi yavrularım, hadi. Hadi canım. Günaydın Makbuş. Ah günaydın benim pamuk şekerim. Hadi kalk bakalım. Nana neden hala bez bebek? Gerçekten de neden insana dönüşmemiş? Ne bileyim evladım, bak şimdi içime bir kurt düştü, iyi mi? Ya Nandur biraz yavaş konuşun, uyuyoruz şurada. Emre, Nana insana dönüşmemiş. Baksana bez bebek hala. Ne dedin? Baksana. Nana. Hadi kızım uyan Nana. Yavrum Nana. Hadi Nana insana dönüş artık. Bak güneş çoktan doğdu bile. Ya hiç insana dönüşmezse? Sus bakayım ağzından yel alsın ha. Allah Allah. Günaydın. Günaydın babacığım. Makbuş Nana nerede? Mutfaktadır evladım. E mutfakta değil. Ha o zaman banyodadır. Hayır ben şimdi banyodaydım. Taze ekmek almaya gidecekti. Makbuş sabah sabah taze ekmeğin acelesi mi var? Neyse hadi bakalım çocuklar. Çabuk olun da okula geç kalmayın. 2 dakika sonra aşağıdayız babacığım. Tamam canım. Ne olur Nana insana dönüş ne olur. Buldum Kulina. Kulina'ya haber verelim. Ama yavaş yoksa babam diyor. Kulina. 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 Hu. Kulina. 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 Onların telaşıdı ne böyle. Kulina. Kulina. Ama da bağırıyorlar. Kulina. 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 Uyansana dünyalı dostların seni çağırıyor. Ayçene bak sabah sabah senin o bez sesinde uyanmaktan içime fenalık geldi. Bana söyleneceğini ekrana bak ekrana. Kulina. 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 Bunların nesi var ayol? Dur bakayım. Nana neden hala bez bebek? Kulina. Bak şimdi çok merak ettim. Kulina. Çabuk olsana. Nana bez bebek tadında yatıyor. Sen hala güzellik peşindesin. Ay ukala sen de. Duruyor, gittim işte. Ya. Aa. Kulina. 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 Şu Kulina da hiç yaratıcı değil. Kendini tekrar edip duruyor. Hep temizlik cezası verilir mi canım? Ah. Ah. Neler oluyor yine bunlara? Hadi sallanma da işini yap. Temizle şuraları hadi. Temizliğe senden başlamama ne dersin? Mesela tüylerini tek tek olarak seni tertemiz yapabilirim. Anneciğim benden uzak dur. Ay. O zaman sen de çeneni kapa. Nana neden insana dönüşmedi? Bilmiyorum çok tuhaf. Nana güzel kızım hadi Nana. Çok tuhaf değil mi? Ya hep böyle kalırsa Kulina? Onun sırrını bir dördüncü kişi öğrenmedi. Sadece siz biliyorsunuz değil mi? Evet. Eğer bir kişi daha öğrendiyse... Hiçbir şey yapamayız. Sonsuza dek bez bebek olarak kalır. Of olamaz. Nana. Nana. Uyan artık uyan. Ay hayallerim gerçek mi oluyor yoksa? Aylardır uğraşıp da başaramadığım şey oluyor mu? Nana bir bez bebek olarak kalacak galiba. Yaşasın. Mırıldanmayı bırak da işine bak hadi. Seni var ya seni. Seni var ya seni. Ay, tamam canım sustum. Ne olur bir şeyler yap. Nana insana dönsün. Onun sırrını sadece biz biliyoruz. Bundan çok eminim adım gibi. İyi de neden böyle kaldı o zaman? Aa, hala uyuyor bu tembel kız. Nana, Nana uyan artık. Nanacığım. Hoş geldin tembel kız. Kulina, sabah sabah ne işin var burada? Ne o Nana? Gece uyumadın mı yoksa? Bilmem, kendim birazcık yorgun hissediyorum. Hasta falan olmuyorsun, gel bakayım. Doktora gidelim mi? Gerek yok. Ben şimdi kendime gelirim. Az daha fotoğraf makinesini unutuyordum.
Okula mı götüreceksin onu? Öğretmeniniz kızmasın sonra. Hayır, kızmaz. Çünkü bu ödevi bize o verdi. Fotoğraf makinesiyle ödev mi olurmuş? Bizim zamanımızda hiç böyle şeyler yoktu. Ne tuhaf. Hayatımızı fotoğraflarla anlatan bir proje yapacağız. Ne güzel. Hadi beni de çek. Bak, hadi poz veriyorum. Bakayım. Gözüm kapalı çıkmış oğlum. Mama sen neden böyle çıktın? Yanına hareket etti ya da elin titredi. Yüksek asayla çekerken buna çok dikkat etmelisin oğlum. Durun ona bir tane daha çekeyim. Hadi bakalım çıkıyoruz. Hadi. Servis hadi gelmek bakalım. Üzere. Hadi çocuk. Hadi bakalım çitlenbim. İyi dersler. Canlı'na yine bulanık çıkmışsın. Elini titretiyorsun, net çıkmıyor oğlum. Hayır, bu kez titretmedim, eminim. Neyse, sonra hepinizi nasılsa bol bol çekeceğim. Hadi görüşürüz. Hadi bakalım. Hoşça kalın. İyi dersler. Güle güle. Ay. Aa. Kızım. Sen hiç iyi görünmüyorsun. Hadi biraz uzan. Bugün kendimi çok yorgun hissediyorum. Bahar havası mı çarptı seni acaba? Havadandır, havadandır. Biraz dinlenirsin, hiçbir şeycin kalmaz. Gene bez bebeğe dönüştü. Yok, bu işte bir iş var. Hadi hayırlısı. Çekiyorum. Çekiyorum. Kurbağa gibi oldun demin böyle. Hayatımızdaki kişiler ödevini fotoğraflarla anlatan bir tek ben olduğum için böylece sınıf birincisi olacağım. Sen öylesen, ben bu konuyla ilgili edebi bir çalışma hazırlıyorum. Çıksana şuradan. Neden ama, ben de senin arkadaşınım. Benimle fotoğraflarımı çekmen gerekiyor. İstemiyorum ya, çekil. Emre. Ne var ya, gıcıklık yapıyor işte. Artık beni daha çok kıskanacaksın Emre. Çünkü Kanada'nın en güzel okulunda okuyacağım. Annem ve babamla birlikte çok güzel bir hayat süreceğim. İnşallah, inşallah. Ya Emre, şu çektiğin fotoğrafları göstersene. Bu da kim? Şuna bak, ne biçim çıkmış. Omana, babam elini titrettin diyor. Ama bakın öbür fotoğrafta da öyle çıktı nedense. Haklıymışsın Şoker. İzinli bile olsa oyuncaklar dünyasından giden oyuncak dünyada zaman zaman bir uyum sorunu yaşarmış. Öyle yazıyor burada. Nana, bir insan olsa da bu sorunlardan bir an önce kurtulsak. Ya görüyor musun başına gelenleri? Keşke 100. doğum gününde onun bu dileğini kabul etmeseydin. Ne güzel huzur içinde yaşıyorduk şurada. O zaman bu dileği 100. doğum günde sen dileyecektin. Asıl seninle uğraşmak işkence olacaktı bana. Hayır, ben ondan çok daha güçlüyüm biliyorsun. Seni hiç uğraştırmazdım. Hadi Kulina, Nana bunu beceremeyecek. İzin ver, ben gideyim onun yerine ha. Şoker, hadi bakayım işine dön. Çok sıkıldım, çok meşgulüm, bir de seninle uğraşamam. Hadi. Şuna bak. Benimle işi bitti, hemen post alıyor. Ah hayat, her yerde acımasız, her yerde. Şoker. Ve bu durumdaki oyuncağın hiç zaman geçirmeden oyuncaklar dünyasına dönmesi gerekmektedir. Uygulanacak tedavi ancak burada sonuç verir. Hay aksi, Nana bunu duyunca çok üzülecek. Simge, Serdar benim odamda seninle konuşmak istiyor. Neyi? Konuşalım bakalım. Merve, neyin var senin? Dur bir dakika, ağlama canım ya. Volkan gitti. Hakan abi. Hakan abicim. Tamam. Volkan gitti. Benimle konuşmak istemişsin. Evet. Otursana. Simge,
Simge, şey... Bizim hep beraber Kanada'ya gitmemiz mümkün değil. Hı? Ben bunu söyleyemedim ama... Ben evliyim. Ne? Evli misin? Evet. Bunu söylemek için çok geç kaldım ama... Özge'nin bunu nasıl karşılayacağını bilemediğim için... Hani bir de seninle eski günlerimiz için... Yani özür dilerim, çok kafam karışıktı. Ne desen haklısın. İyi de bu kadar komik olan ne? Ay ben de bu Kanada meselesinden nasıl yakamı kurtaracağımı düşünüyordum kara kara ya. Gerçekten mi? Evet. Yani Kanada'ya gelmek istemiyorsun. Ay tabii ki hayır Serdar. Hakan'a olan kızgınlığımdan bir laf attım ortaya, üzerimde kaldı. Bu saatten sonra orada ne yaparım ben? Burada iyi bir işim var, rahatım yerinde. Hem neden düzenimi bozayım ki? Peki Özge? Tabii ki Özge burada benimle kalacak. Sen de sevgili karına geri döneceksin. Simge, bu kadar bencil olma. Çocuğun geleceği için Kanada'da yaşaması daha iyi. Ben Özge'den asla ayrılmam. Bu söz konusu bile olamaz. Simge, unutma ki o benim de çocuğum. Vay 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 vay. Çocuğun olduğunu yıllardan unutmuştun da yeni mi aklın başına geldi Serdar Bey? Kanada'ya gitmek zorunda kaldığımı biliyorsun. Ayrıca boşanırken onun benimle gelmesini çok istedim. Ama mahkeme çocuğu sana verdi. Sonra da onu benden sen uzaklaştırdın. Sen de görüşmek için çok çaba sarf etmedin ama. Adresiniz değişmişti. Size ulaşamadım, bunu biliyorsun. Çocuk benimle kalacak o kadar. Çocuğuma kavuşmuşken onu bırakmaya hiç niyetim yok Simge. Ayrıca benimle çok mutlu. Çocuğumu benden alamayacaksın. Göreceğiz. Ne oldu Simge? Yok bir şey. Tamam haklısın. Sana söylediklerim hoş değildi. Ama biraz daha sakin olup konuşabiliriz. Lütfen Simge. Dayanamıyorum. Her şey o kadar üst üste geliyor ki. Tamam canım, geçecek. Saldar var, az kalsın yakalanıyordu. Özge'nin babasının okulda ne işi var? Merhaba Özge. Yağmur'la Emre'yi gördün mü? Ne bileyim, ben onların bekçisi miyim hem? Ay bu çocuk hiç değişmeyecek. Sen çocukları gör, ben de müdürün yanına gideyim hadi. Özgeciğim, beni şimdi iyi dinle. Biliyorum babacığım. Bak tatlım. Hep beraber Kanada'ya gitmemiz mümkün görünmüyor. Ama neden? Bunu sana şimdi açıklayamam. Yalnız sana sormak istediğim bir şey var. Annem burada kalacak. Peki sen benimle gelir misin? Ama baba ben annemden ayrılamam. Ama orada çok güzel göl kıyısında kocaman bir evimiz var. Hem sonra sen orada Lady'lik okuluna gideceksin. Hani orada Lady'lik okulu yoktu? Peki sen de başka daha güzel bir okula gidersin. Bu okuldan çok daha güzel bir okula. Ama annem olmadan gelemem. Annem beni çok özler. Sen buraya yerleşsen olmaz mı? Özgeciğim, bak bunu daha önce de konuştuk. Ben orada bir hayat kurdum. Kocaman bir restoranım var. Şimdi dönünce de ikincisini açacağım. Her şeyi bırakıp nasıl gelebilirim ki? O zaman yine ayrı kalacağız öyle mi? Her şey çok karışık be yavrum. Peki senden istediğim şeyi getirdin mi? Hı hı. Evet. Güzel. Süresi dolmamış daha. Neden bunu istedin? Madem benimle gelemeyeceksiniz, yazın gelebilmeniz için bazı işlemler yaptırmam gerekli. Ama annene söyleme, sürpriz olsun, tamam mı? Yazın görüşecek miyiz? Tabii ki. Bundan sonra sık sık görüşeceğiz. Kızım. Bana ne olur gitme, ne olur. Yağmurcuğum. Buna mecburum. Yoksa sizi bırakıp gitmek beni çok üzüyor. Peki ya Kulina bu sorunu halledemezse? Ya hep orada kalırsan? Merak etmeyin, her şey yoluna girecek. Demek o yüzden fotoğraflarda bulanık çıkıyordum. Olabilir. Babanıza hiçbir şey belli etmeyin, olur mu? Olur. Bir aksilik olur da geri dönemezsen beni unutmayın, olur mu? Yanına böyle söyleme.
sana seni çok seviyorum. Ne olur geri dön, ne olur. Elimden geleni yapacağım bebeğim. Aa, of ya. Ay, ne yapacağız şimdi? Of, yine bez bebek oldu. Boşuna saklama. O hata bez bebeği yine mi getirdim okula? Ya sana ne ya? Kızım, gıcık mısın? Bakalım müdür seni bu kez affedecek mi? Bırak şunu ya. Ver. Bırak ya, şunu. Bırak. Versene. Ay, dur, bırak. Bırak Yağmur. Canım yanıyor, durun. Bırak. Yapmayın. Ya versene. Ya hanımefendiciğim. Size duyduğum hasret o kadar yoğun ki artık rüyalarımda resmen sizi görüyorum. Ay, çok hoşsunuz gerçekten. Ama gerçek gibiydi. Anlattım ya size. Düşünsenize, siz büyük bir ülkenin baş perisiymişsiniz. Ah. Oyuncaklar filan vardı. Hani içinde siz olmasanız inanın kabus gördüm diyeceğim. Ay müdürcüm, ne kadar tuhaf bir rüyaymış bu. Bakın öğretmenim, Yağmur yine okula bebek getirmiş. Ah. Ama Yağmurcuğum, bu konuyu kaç kere konuştuk seninle? Ben sana bir daha okula oyuncak bebek getirirsen, alırsan geri vermem demedim mi? Evet öğretmenim ama... Babası falan yok bu işin. Maalesef bu bebek bende kalacak. Hadi bakalım, şimdi sınıflarınıza. Of ya. Ah, Ayşe müdürcüm, son bir kez affedemez misiniz? Ama çocuk pedagojisine göre davranıyorum. Bir şeyi söylediğinizde geri dönmemeniz gerekir hanımefendiciğim. Yoksa otoriteniz sarsılır ve çocuğun kafası da karışır. Ama bu bebek Yağmur için çok önemli. Annesinin bebeği de, anlıyorsunuz değil mi? Evet, tamam. Ama... Şimdi bunu siz bana verin. Ben akşam evde ona veririm. Bir güzel de kulağını çekerim. Anlaştık mı? Bir daha getirmez yanında. Madem öyle diyorsunuz hanımefendiciğim, sizi mi kıracağım? Öyle olsun. Aa, ay, o halde bana müsaade. Aa, olur mu? Sohbetimizin en tatlı yerinde. Dayan Dana, sakın şimdi olmaz. Ah, çok acele bir randevum var. Yine geleceğim. Hoşça kalın. Allah'a ısmarladık. Güle güle hanımefendiciğim. Güle güle efendim. Mutlulukla gidin. Ah, Kulina. Ah. Oh, şükürler olsun Nana'yı alabilmişsin. Ay, burada insana dönüşecek. Etrafa bakın çocuklar. Kimse yok. Anamız Özge geliyor. Boşuna uğraşmayın, bebek gitti. Nana, nereden çıktın sen? Burada yüzmüştü, görmedin mi? Sen gene bir numara çeviriyorsun ama. İşine baksana kızım sen ya. Buradaydı işte, görmedin mi? Hadi Nanacığım, biz gidelim artık. Büyüklerle de böyle konuşulmaz küçük hanım, tamam mı? Şaka gibi ya. Şuna bak. Ay, buraya her geldiğimde çok tırsıyorum. Umarım Sülünay'la karşılaşmam. Ay, uf. Nerede bu oyuncak ağaçları? İnsan olmak için nelere katlanıyorum? Hadi evladım, iyi geceler. İyi geceler Makbuz Sultan. Bir isteğin var mı evladım? Sağ ol Makbuz Sultan. Nana ne yapıyordur acaba? İyidir, iyidir. Sen hiç merak etme evladım. Nana, hemen dön. Hemen. Hadi yatalım artık.
Yani her şey yoluna girecek. Güçlü olmalısın. Hadi. Hı hı. Sizi çok özledim. Sizi çok seviyorum çocuklar. Çok. Ay ne yakışıklı çıkmışım. Senin ağacından daha havalısı yok Şoker. Ha işte burada. Kendisi gibi saçma bir meyve. Ne yapıyorsun bakayım sen burada? Kapa çeneni. Muşmula ayvası. Bana bak bu yaptığın hiç doğru değil. Kendisi yetmiyor. Meyvesi bile konuşuyor bunun ya. Ne yapsam acaba bunu? Nana'dan haber yok. Sence iyi midir? Bilmiyorum. Niye hiç dönmezse? Ay Allah korusun yani. Emre neyin var senin? Derste de çok durgundun. Yağmur da öyleydi. Ne oldu size? Nana gitti. Hiç keyfimiz yok. Nereye gitti? Köye. Dönmeyecek mi? Umarım dönmez. Sen her şeye burnunu sokmasana gıcık. Sensin o. Belli oluyor. Aa babacığım. Kızım. Özgeciğim, dersten sonra seni ben alacağım. Servise binme olur mu? Çok güzel bir yere gideceğiz. Peki babacığım. İyi. Akşama görüşürüz o zaman. Tamam. Bye. Babam da çok hoş. Sürekli bana sürprizler yapıyor. Of. Oh, işte geldik. Bu benimki. Ne güzelmiş. Ah. Çok güzel ağaçlar. Aa, Şoker'in ağacı. Ay, meyvesi de onun gibi şekilsiz baksana. Hı hı. Ha, senin ağacın bu ağaç olacaktı. Evet ay. Ama bu ağaçta meyve yok. Ay iyi ama bu imkansız. Ne yapacağız? O meyve olmadan iksir yapamayız. Ya Kulina. Ay dur bir dakika, şimdi anlarız. Piero, sen bu meyveyi kimin aldığını gördün mü? Evet Kulina, Şoker. Şoker? Ben nasılsa seni elime geçireceğim. Ya meyveyi yok ettiyse? O zaman dünyaya geri dönemem. Ay dur hemen, telaşlanma. Gel önce şu sersem yaratığı bulalım, koş. Lütfen Şoker, o meyveyi bana ver, lütfen. Dünyaya dönmem ona bağlı. Biliyorum. Zaten o yüzden vermiyorum ya. Uf, çok sıkıldım. Kulina çöz beni. Hayır efendim. O meyvenin yerini söyleyene kadar buradasın. Bunu asla söylemeyeceğim Kulina. Şoker, bak seni uyarıyorum. Çok çok fena olacak. Çabuk meyvenin yerini söyle. Bu aptal bez bebek için neden bu kadar uğraşıyorsun hiç anlamıyorum. Beceremedi işte insan olmayı. Buraya kadarmış. Ama canım yanıyor. Oh olsun. Beter olsun. Dur. Meyve falan yok. Nasıl yok? Yedim onu. Ham yaptım. Bak, midemde. Gel de al istersen. Tadı çok berbattı ama yedim, yuttum. Bunu nasıl yaparsın Şoker? Ne yapalım yani? Bu fırsatı kaçıramazdım herhalde, öyle değil mi? O insan olmamalı. 100 yaşıma girdiğimde o dileği ben dileyeceğim. Ben insan olacağım. Sen öylesen bittin sen Şoker, bittin. Kulina, ne olacak? Dünyaya dönemeyecek miyim yani? Evet, dönemeyeceksin. Çünkü meyve midemde. Şu anda yavaş yavaş eriyor. Ham yaptım onu, ham yaptım. Neyin var Emre? Yanına geri dönmezse. Hayır, böyle söyleme. Dönmezse olacakları düşünmek bile istemiyorum. Evet, her şeyin eski haline döndüğünü düşünsene. Simge Ciciş babamızla evleniyor. Makbuşuz evine gidiyor.
Ay, düşünmek bile istemiyorum. Özge'yi de unutma. Bizim odamıza kuruluyor ve bizim harçlıklarımızla Lady'nin okuluna gidiyor. Nana, ne olur dön artık. Ah, lütfen Nana, dön artık, dön. Bunu bana nasıl yaparsın Şoker? Bütün hayallerimi yıktın. Aman, pek acıklı. Yedim onu, midemde. Ham yaptım, ham yaptım hayallerini. Çiğnemeden hop diye yuttum. Kapat çeneni Şoker. Bir dakika Nana, aklıma bir şey geldi. Ne geldi? Görürsün. Çiğnemeden yutmuş pis boğaz. İşte meyvemiz burada Nana. Hadi gel. Kulina, sen harikasın. Canım benim benim. Hadi gel Nana, gel. Ay. Ah. 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 Ben de koşayım. Ne oldu bana? Karadayı gördüğünde bir daha asla buraya dönmek istemeyeceksin. Geliyorlar. Görsen bayılacaksın. Hele göl kıyısındaki ev. Biz geldik. Bu Özge'nin babası da sürekli okulda, farkında mısınız? Tamam. Ama bize bulaşmasın da ne hal varsa görsün. Yani. İşe yarayacak mı Kulina? Herhalde yani, şüphen mi var? Ne bileyim. Ay Nana, lütfen yerinde dur. Ay, kafamı karıştırıyorsun. Dünyaya ilk gittiğimde bile bu kadar heyecanlanmamıştım. Eh, inanırım. Daha o zaman Hakan'ı tanımıyordun. Hı hı. Evet. Ay. Al bize bakalım, özlemişsindir. Nerede bu kız? Neden hiçbirimizi aramıyor? Merak etme Hakan'cığım, geliyorum. Az kaldı. Deli kız. Ben odama gidiyorum. Ben de. Çocuklar, yatmak için daha çok erken değil mi? Ne yapalım, içimizden hiçbir şey yapmak gelmiyor. Nana olmayınca her şey tatsız, tuzsuz. Bize hemen geri döneceğim demişti. Çocuklar, bu onun kararı. Buna saygı göstermek zorundayız. Onu zorla tutamayız burada, öyle değil mi? Keşke buradayken ona biraz daha iyi davransaydın. İyi ama ben ona kötü mü davrandım? Yani... Yapmayın çocuklar, benimle ne ilgisi var? Aman baba, hiçbir şeyin de farkında değilsin. Zaten bir tek sen farkında değilsin. Yürü Yağmur. Hayda. Ne demek istedi şimdi bunlar? Ben bilmem. Nasıl yani? Nana benim yüzümden mi gitti? Yok. Ben bilmem. Bu gecede herkesin aksiliği üstünde. Ben ne yaptıysam... Merhaba. Hoş geldiniz. Ay hayatım, hiçbir şey almayayım diyorum ama valiz ağzına kadar doldu. Ay, çocuklar yukarıdalar değil mi? Evet. Ben bir Özge'ye bakayım. Özge mi? Özge burada değil ki. Nasıl burada değil? Ama evde de yok. Allah'ım, yoksa başına bir şey mi geldi? Özge, kızım neredesin? Ya dur bir dakika Simge, telaşlanma, şimdi öğreniriz. Çocuklara bir soralım, gel. Çocuklar, Özge nerede biliyor musunuz? Servise binmedi. Binmedi mi? Babasıyla gitti. Babasıyla mı gitti? Evet, hatta babasının elinde valiz vardı. Birlikte gittiler. Ne? Senin haberin yok muydu? Hayır.
Dur, telaşlanma. Belki bir yere gitmişlerdir. Hayır, bir yere gidecek olsalar bana haber verirlerdi mutlaka. Kesin kaçırdı kızımı. Hadi canım, öyle şey olur mu? Özge'yi Kanada'ya götürmekten söz ediyordum. Hakan, çabuk bir şeyler yapalım. Ne bileyim, havaalanına falan gidelim, hadi. Eğer öyle bir şey yaptıysa onu mahvedeceğim. Of, yok, kapalı, delireceğim şimdi Hakan ya. Of ya Hakan, ne yapacağız? Önce havaalanını arayıp Kanada'ya giden uçak saatlerini bir öğrenelim. Ay, ne olmuş evladım? Neyin var Nana? Neden bu kadar üzgün duruyorsun? Kalbim çok kırıldı. Kalbin mi? Nasıl yani? Benim artık bir kalbim var. İnsanlar bir şeye üzüldükleri zaman kalpleri kırılır. Ben de yarı insan olduğum için kırıldı işte. Gerçi bunu anlatmak çok zor ama... Neyse, boş ver. Zaten artık tam olarak insan olamayacağım. Neden ama? Kulina iksiri hazırladı. Artık dünyaya gitmek istemiyorum. Şoker haklıydı galiba. Dünya bana göre bir yer değil. Neden böyle söylüyorsun? Oraya gitmeyi ve insan olmayı çok istiyordun. Bence pes etme Nana. Sonuna kadar git. Orası benim için sadece anılarda kalmalı artık. Ben buraya aitim. Bence sen oraya aitsin. İnsan gibi davranıyorsun. Burada mutlu olamazsın artık. Bunu gözlerinden anlayabiliyorum. Bana biraz orayı anlatsana. Çok merak ediyorum. Aslında dünyada yaşamak ve insan olmak her şeye rağmen çok güzel. Bir kere duygulara sahip oluyorsun. Korkuyu öğreniyorsun. Sonra merak duygun oluyor. Endişeleniyorsun. Yağmur sizin yanınızda değil miydi? Yağmur mu? Yok. Sabahtan beri hiç görmedim. Ama senin yanına gideceğini söyledi. Hayır. Yağmur gelmedi hiç yanıma. Ah Nana. Ah Nana. Makbuş. Makbuş. Bir de aşk var. Her şeye rağmen tüm bunları tadabildiğime çok seviniyorum. İyi ya, iç şunu da bu duyguları tatmaya devam et. Onu var ya, mahvedeceğim ben. Simge, lütfen biraz sakin olabilir misin? Nasıl sakin olurum Hakan ya? Babası çocuğumu kaçırdı ve benim elimden hiçbir şey gelmiyor. Hadi havaalanına gidelim. İyi de gidip ne yapacağız? Bu akşam Kanada'ya giden tek bir uçak var, o da saat 6'da kalkmış. O halde yarınki ilk uçakla Kanada'ya gideceğim. Nasılsa adresi biliyorum. Ay Hakan, delireceğim, Özge olmadan yaşayamam ben. Anlıyorum canım, ama inan bu meseleyi çözeceğiz. Özge! Koş. Ay. Ah, Özge! Anneciğim. Canım kızım benim. Canım kızım benim. Ama ben seni çok merak ettim. Ne desen haklısın Simge. Çok hatalı davrandım. Sen deli misin? Benim ne hale geleceğimi nasıl düşünmezsin Serdar? Bana bunu nasıl yaparsın? Anneciğim, babama kızma, ne olur. O beni çok sevdiği için böyle yaptı. Özge benimle gelmek istemedi. Evet, haklıymışsın. Onun yeri senin yanın. Babacığım, seni çok seviyorum. Ama annemden ayrı yapamam. Anlıyorum kızım. Beni sık sık arayacaksın değil mi? Tabii. Yaz tatilinde Kanada'ya gelirsin, olur mu? Gelirim tabii. Gölde balık da avlarız değil mi? Tabii.
Hoşça kal Simge. Güle güle. Kızım. Güle güle babacığım. İyi yolculuklar. Onlara iyi bak olur mu? Nanacığım, çok çabuk pes ediyorsun. Benim de dünyada başımdan çok büyük bir aşk geçti. İzlerini hala kalbimde taşıyorum. Benimki seninkinden de umutsuz bir aşktı. Çünkü ben bir periydim, o ise bir insan. Onunla birlikte olabilmek için perilikten vazgeçip insan olmaya bile karar vermiştim. Ama Yüce Konsey bunu kabul etmedi. Oysa sen kısa bir süre sonra insan olacaksın ve en büyük engel ortadan kalkacak. Şimdi sadece buna konsantre olmalısın. Ondan sonra sen istemesen de aşk seni bulacak. İnan bana. Daha fazla mutsuz olmak istemiyorum. Yapma. Mutlu olduğun zamanda ne kadar da çabuk unuttun. Şoker'i haklı mı çıkarmak istiyorsun? Of! Kulina! Amma da yalvardı şuna. Bırak insan olmak istemiyor işte. Ne var ben oluversem? Ver bana şunu. Niye içi vereyim? Zaten Nana'yı seven de yok dünyada. Gidip ne yapacak? Burada mutlu mesut yaşasın işte. Uf! Ne kadar çok konuşuyorsun Şoker. Ne oldu bana? Al şunu Nana. Mutlu olduğun anları düşün. Sabah oldu mu? İnsan olmak böyle bir şeydir. Bazen üzülürsün, bazen mutlu olursun. Ya Ozan'sız nasıl çalışacağım? Emreciğim, eğer gerçekten istiyorsan başaramayacağın hiçbir şey yoktur. İnan bana. Nana ile ne kadar mutluyduk, değil mi? İyi geceler Nana. Çabuk dön olur mu? Ah. Benim hiç çocuğum olmadı ama Emre, Yağmur. Bir de sen çıkıp geldin. Canım yavrum benim. Canım kızım. Çok özledim seni. Nana. Nana hoş geldin. Kızım, canım hoş geldin. Ah, canım. Nana. Nana, bir daha hiç gitme olur mu? Tamam çitlenmeyeyim. Nana seni çok seviyorum. Sözünü tuttum. Canım benim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Belki dönmezsin diye çok korktuk. Dönemem diye ben de çok korktum. Gel buraya deli kız.